selamete mi? Bir şey soracağım ama. Buna doğru yine ve cevap vereceksin ama. Doğru söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Bakın söyle. Yok ben ona bir soru doğru söyleyeceğim. Ben ne bileyim doğru. Tamam şu kedi meselesini bir anlat sana. He. Kedi. Ya çocuğu gene kuru hanımdan koy da soru ya. Ya şimdi onu hep bırakmam lazım. Zaten bize bir de. Oradan çıkmış. Çıkmış mı kalmış bir şey? Tırnakları yanmış. Dostlar şuraya otur sen anlatsana bu kediyi. Ben bilmiyorum. Emicem burada, emicem de buradayken. Sen anlat dinleyelim. Seni bu anladı. Kapıda yatıracağım bu gece ben. Kimi? Bizim ev var. Sende bir şey yok ama bir çözüyorduk öyle oldu dedim lan ne var? Ama senin anlattığın gibi anlatmıyorlar. Kediyi önce... Çocukların kafasında var. Kediyi önce yakalamışız. Ondan sonra sobanın içine koymuş. Üstüne benzin yukarı dökmüş. Ondan sonra kirpidi yağmış. Fiske yanıydı o zaman. Hiç yok. Yakalamış. Ya o çiğci meselesi ayrı. O ayrı bir şey. Onun başkanı yapmadı. Kedisi var. Allah'ım. Kaldı mı işte? Oğlum kaz ne geziydi o zaman? Bak bana anlatılanı söyledim ben. Oğlum yaşayan benim anlatılanlar sen. Ben oldu oldu ben. Allah o da değil ki anlatılan başkası bize anlatmıyor. Ama o zaman burada bir çelpeşiklik var ben onun için anlattım yani. Hani burada eğri bir şey varsa sen güzel ya. Doğru tutalım. Ben değil mi? He bak şimdi. Kediyi önce rahmetliyle yakalamışız. Sobaya koymuşuz. Çocukmuşuz daha 12 yıl. O kadar köz varmışız ya. Kendi çıktı gitti buradan. Açılmışız. Duruyor mu kedi? Yok. Ölmüş. Kedi ölmüştür. Bundan çocukken yapmış. Abi neydi? Daha çocukmuş da. Abi evet. Emir'in oğlu kadar da yok. Ağzıma geliyor mu? Belki bir şey daha soracağım. Oğlum sen o zorunayım mısın? Hüsamettin dayım hocaya ne demiş abdest alırken cumaya giderken? Evet onun doğrusu söyleyeyim. Onun doğrusu söyleyeyim. Evet söyle. Hüsamettin ölmüş. Düşlerin başında lelet var vaktimi koyunlar kuzlar diye de Mehmet Hoca ezan okurken bu ses mi var dedi? Evet. Koyunlar kuzlar lele yayla vaktim. Kardan adı dinlenmiş. Hocanın kardı. Ekinler yeşerdi kurban yermek çıktı mı kulu kulak oldu söyle ki gelem. Ah bir mektup yolla ki gelem. Uzat demiş uzat. Uzat demiş uzat boy uzat demiş. Ekinler yeşerdi kurban yermek çıktı mı kulu kulak oldu söyle ki gelem. Peki imamın hanımı gidip Mehmet Hoca'ya söylemiş mi? Beste söyledi ki. Mehmet Hoca, şimdi Mehmet Hoca sabah döneminden sonra dedi ki bizim Karya'da soğumuş ama yine bizim bu köyde en saf adam oydu. Orada da yalan söylemiyor. Orada da doğruyu söylememiş. Beraber bir tatlı. Yaşanamış. Abi o zaman bu sevinemeyeceğim var ya. Harbiden çok yalan söylüyor. Yanında mıymış? He? Yanında mıymış? O bir şey daha anlattı. Şöyle söyle ben yanımdaydım. Beraber mi yaptık? Uzak dedi. Hayırlı beraber mi yaptık? Hoca demedi mi? Ben bakıyorsun da beraber mi yaptık? Zeytin'e atmakta sonucu. Tamam o zaman demedi mi? Bana sorudan mı? Tamam şimdi anlatalım. Ben amel edeyim. Koyunun başında keçi bıraktığımda ona çiğdemler gibi istemek. Hadi gel hadi. Bahadır şimdi. Koyunun başında lele keçi bıraktığımda ona çiğdemler gibi istemek. Manasına. Biri neydi dayı ya? Aklıma getiremedim. Boşlar gülerdi kurban alış yettim. He, lan, trafik polisi meselesi var bir de. Şimdi su şehrinden gelirken trafik polisi önünü kesmiş. Jandarma mıymış?
polis dediler abla. Burada da biz yine bir şeylik var. Peki burada ceza kesmiş sana. Ceza keserken kimliği görünce demiş ki ne dedi pek? Ya dedim ama sen Selim'in babasını mı dedin? Selim'i niye tanımışsın? Selim'in babası. Senin babası mısın? Yok dedi. Burada. Senin babası mısın? Ne olur? Ceza gördüm. Kestim. Ama şey... Hiç işte, dur bir dakika. Şeyin evinin düğününde Selim olmasın gelini bile beklemiş. He. Bir de o var evet. Doğru mu? O doğru mu? Harbiden. Gerçek ama bu ha. Öyle bir şey oldu mu? Dememiş mi? Selamet abi demiş. Selim'in hatunu olmasın. Ama ben ne demiş onu da bilmiyorum. Desene. Ne dedi? Daha ne dedi burada? Selamet abi de çok güzel. Yoksa bu insan bu gelinle kadar kurtarmasın. Yavuz demiş ya. Harmanlar adası çeken uyandı mı köyü güzelleri mi dedi? De gelin oldu mu? Cevapladı o da. Ne dedi? Şu garip aburuda sonra oldu mu? Şu garip aburuda sonra oldu mu? Ulan dedi, senin için de lan demiş. Emin yok. Baba şahı dedi. Şartla değil de onun yalanı var. Sen çıkın bir dakika. Oğlum bir dakika. Şabun bir dakika ya. Herkes tanıyım babamı. Beni de bak. Babamı tanıyım. Orada o ayı gelmiş. Ama Mücahit'ten Mücahit çağırdı. Kendisi de hakim. Bir de ben geldim. Bir de Allah'a sınav edeceğim. Dedi ki selamet yaptığın işi beğendin mi? Oğlum ne alayım, ne var ki? Anladım. Yok anladım. Bu. Bak bunu, bu, harbi söyleyeyim, devamına ben yayınlarım var ya, çok kötü olursun. Söyle. Yayınla ne olacak? Ben başkasını anlattırırım gerisini. Oradan keserim, gerisine o devam eder. Oğlum seni babam... Ama o zaman var ya. Kaç buçuk harfiye? Bir buçuk. Kim almış? Alan yoktu ki. Niye almamış ha? Kötü değil. Ama daha sonra bazı tanması dürbünü çekti. Daha vermem dedi. Beş ucunda ve sen vermedi. Niye İsmail dedi? Deniz kadar tanması diye dürbünü çekti. Ben bunu da yayınlayacağım. Sen gerisini anlaşacaksın. Ondan sonra. Ya ben işte o zaman dedim ki. Bak nesiydi ki bak. Aslıyla. Ya Mehmet dayının hatırı var. Ya da Şahın torunu onları dese. Adamın elini öpeceğim. Sen hafızındaydın. Dedim ki ben bunların namını düzülttüm. Bunlar cahil dedim. Yapmışlar bir hafızı. O dedi ki sen Selim'e duvet dedin. Ulan Selim'in de sen verdin mi? Vallahi. Laydan çıktın yani. Demedim. Yine dedim işte. Ya onda beş yıl ki ben. Seyfiye de dedim merdivenlerin başında. Köyde çıkanı da hayli yin aldı bir mektup yalan. Var mı dedim bunu? Sevgi abi. Vallahi. Arkadaşım yok güleyim demişim bir şey. güleyim bir şey demişim. Sevgi demiş. Abi ya. Oğlum sen beni şey mi? Bana sevgi demiş ya. Motor alimden almayacağız. Ben demişim ben başında pazarlık yaptım. Burada sizde görecek demiş.